Bir önceki dersimizde siparişin verilmesi için gerekli olan model sınıflarını oluşturduk. Bu dersimizde ise kullanıcı arayüzlerini oluşturalım. Şimdi kullanıcı sepetine birkaç ürün ekliyor ve ekledikten sonra sepet kart sayfasına getiriliyor ve buradan alışveriş tamamladı dediğimizde burada karşımıza bir form gelip model içerisinde beklediğimiz bilgileri alabileceğimiz inputlar oluşturacağız ve kaydettiğimiz anda sipariş kayıt edilecek. Şimdi gelelim shop içerisindeki checkout. Buradan checkout HTML'e gelelim ve burada formumuzu oluşturalım. Şimdi ilk olarak bir tane navbar ekleyelim. En tepede bir navbarımız olsun. Aynen shop HTML'de olduğu gibi. Ve altına ise bir tane container ekleyelim. İçeriklerimize biraz padding uygulansın. Ve pt-100 ile yukarıdan biraz padding uygulayalım. Ve mb5 ile aşağıdan biraz margin oluşturalım. Ve burada iki tane div oluşturacağım. İki tane div, bir tanesi form olacak. Şimdi ilk divimiz ngif ile kontrol edilecek. Ve buradan ts dosyasında açalım. Ve ts dosyasında işte bir tane alan oluşturalım. Örneğin order sent isminde bir alan. Bool türünde olsun. Ve varsayım olarak false'a eşitleyelim. Ve kullanıcı eğer siparişi vermişse bu durumda order sent bize true değeri getirecek ve buradan class oluşturalım. Örneğin M2 class'ı ve içerikleri de olduğu gibi şöyle ortalayabiliriz. Örneğin gelip text center diyelim. Ve burada bir H2 ile örneğin teşekkür edelim. Ve burada ise siparişiniz kayıt edildi diyelim. Ve altına da bir buton ekleyelim ve kullanıcı alışverişe devam etmek isterse tıklayacağı bir alan. Bu da bizi shop komponentine gönderecek. Bunu da router link aracılığıyla kullanıcı shop'a gönderelim. Ve burada alışverişe devam et olsun. Peki aşağıda ise formumuz olacak. Form diyelim. Action kısmı olmayacak. Bir validation da uygulayalım form içerisinde. İlk başta alanlarımızı oluşturalım. İlk başta bir label diyelim. Label'ın for kısmı olmasın. Örneğin kullanıcıdan adını alalım. Ve alta bir tane input ekleyelim. Bu da form control klasına sahip olsun. Type text'leri gerekmiyor. Bunlar olmasın. Kontrole bir isim verelim. Bir template değişkeni. Ve örneğin gelip name olarak çağıralım. Ve ng-model aracılığıyla bir çift yönlü bind işlemi yapalım. ng-model diyelim. Ve bu da order modelinin altındaki name'e gidecek. Ki tabii ki checkout HTML'de de buradan bir public order tanımlıyor olmamız gerekiyor. Order diyelim. Ve ayrıca yeri gelmişken bir order repository de kullanacağız. Repository diyelim. Order repository. Public tanımladım çünkü sayfa üzerine kullanacağım. Private olarak tanımladım. Sadece ilgili class içerisinde kullanacağım. Peki order üzerinden girip name'i aldık. Tamam. Buna gelip bir de required diyelim. Gerekli bir alan olsun. Peki aşağıya doğru bunları arttıracağım. Ancak bunları da bir de form grup içerisine alalım. Bu şekilde ve bu divlerden aşağıya doğru arttıralım. Name için. Şuradan bakalım. Name, adres, city. 1, 2, 3, 4 tane eklememiz gerekiyor. 2, 3, şöyle 4. Peki sıra sıra gelip adres alan. Name'den sonra adres diyelim. Adres bilgisi. Buradan adres diyelim. Buralar ng modül olacak. Tabii ki validation işlemi için. Şurası ng modül, ng modül, ng modül. Burası name alanı. Burası adres olacak. Burası adres alanı. Aşağıya doğru gelelim. Adres city bilgisi. Burası city bilgisi. City'den sonra telefon, mail olacak. Şurası telefon, mail. Burası da mail. Ve tabii ki bunların name'lerini buradan model içerisinden hangisini almak istiyorsak bunları da eklememiz lazım.
Order'ın site alanı ya da order'ın telefon alanı ya da order'ın mail alanı şeklinde hepsini required olarak işaretleyeceğiz. Peki bu form ne zaman gösterilecek? Yukarıda NGF order sent ise, yani true değer gönderiyorsa demek ki siparişi verilmiş. Ancak tam tersi durumda da form gözüksün. Yani ya bu gösterilecek ya da form gösterilecek. Peki validation için gelelim. Buradan bir tane form, gene template değişkeni tanımlayacağız ve ng form diyeceğiz ve ng form aracılığıyla elemanlara ulaşacağız ve bunları tabii ki ng submit metodu aracılığıyla göndereceğiz. Ve burada da submit order isminde bir alan tanımlayalım ve form'a grup halinde gönderelim. Peki bir tane de class olsun. Örneğin m-3 şeklinde ya da 4 şeklinde bir class'ımız olsun. Form biraz daha küçülsün. Submit order'ı tabii ki gelip burada oluşturmamız gerekiyor. Form diyelim. Buradan da gelip ng form diyelim. Okey diyelim, import'a eklensin. Peki form'un submit edilip edilmemesini tabii ki buraya ekleyeceğimiz bir buton ile oluşturacağız. Şöyle gelip buton diyelim. Type'ı submit olsun. Ve bir class'ı olsun. btn-primary diyelim. Buradan örneğin siparişi tamamla diyelim. Sipariş tamamla butonu. Ve ayrıca bundan bir tane daha ekleyelim. Alışverişe devam et diyelim. Ve ikincisini ml2 diyelim. Ve bunların hepsini de bir text center divi içerisine alayım. Butonlar ortalansın. Ve gelip router linklerini oluşturalım. Router link. Bunda ilkinde submit edeceğiz, çalışacak. İlkine gerek yok. İkincisinde ise gelip shop'a kullanıcıyı geri gönderelim. Şimdi komponent submit edilmiş mi edilmemiş mi? Buradan şöyle submitted isminde bir bool alan daha tanımlayalım. Bu varsayım olarak ilk başta false eşitlensin. Ve kullanıcı eğer form'daki butona tıkladığı zaman submitted'ı gelip true yapalım. Submit edilmiş diyelim. Peki submit değerlerine göre kullanıcılara validation mesajları yazdıralım. Gelip input altına bir span ekleyelim. Ve span'ın şöyle ng if direktifi içerisine submit edilmiş mi? Submitted diyelim. Submit edilmiş mi? Ve submit edildikten sonra name is invalid mi? Eğer bu şekilde ise class'ına text danger yazalım. Ve burada da lütfen adınızı giriniz diyelim. Bu şekilde bir mesaj olsun. Ve bunları da tabii ki aşağıya doğru arttıralım. Her bir tanesinin altında bunlar çıksın. Ve ayrıca hata olduğu zaman da zaten kontrollere, hatırlarsınız, class'lar ekleniyordu. Bu class'ları da gelelim bir CSS içerisine alalım. Bunlar da gözükmüş olsun. Peki buradan mail alanı için lütfen email giriniz diyelim. Buradan telefon eğer invalidse lütfen telefon giriniz diyelim. Ya da city'den gelen bir invalid ise lütfen şehir giriniz diyelim. Adres invalidse lütfen adres giriniz diyelim. Peki şimdi checkout komponent içerisindeki CSS'e gelelim ve buradan daha önce kullandığımız CSS'leri buraya ekleyelim. Bunları gelip buraya ekleyeceğim. Eğer bir hata varsa zaten ng touch ve invalid ise zaten border left'te kırmızı çıkıyordu. Ya da dirty ya da valid ise, dirty ve valid ise yeşil çıkıyor. Yani burada direkt eklenen class'lara göre bir CSS otomatik olarak yazmış oluruz. Ve ekstradan bilgilendirme mesajlarında submit edilmiş mi form? Eğer submit edilmişse true değeri bize geliyor. Ve ayrıca da invalid mi? Adres invalid mi? Ya da site invalid mi? Telefon invalid mi? Bunların kontrolünü bu şekilde yapmış olalım. Peki şimdi bize gelecek olan form bilgisi ng form. Dolayısıyla gelip buradan form'un valid özelliğini çağırıp bize true değeri geliyorsa demek ki valid bir sonuç olmuş. Yani kullanıcı bütün gereklilikleri, yani required gerekliliklerini yerine getirmiş. Dolayısıyla this node order repository üzerinden save order'ıma
metodunu çağırırız. Bize bir absorbable gelecek ve ben absorbable geldiği için de tabii ki ilk olarak parametreyi gönderelim. Absorbable geldiği için de burada subscribe metodunu çağırmamız gerekiyor ki sorgu bu aşamada gerçekten gidecek ve sorgu gittikten sonra da işlemlerimizi yapalım. Örneğin ne yapalım? this.order.clear diyelim. Clear order diyelim. Order bilgileri, kullanıcının girmiş olduğu, order objesini doldurmuş olduğu bilgiler silinecek ve ayrıca order'ın ilişkili olduğu kart, yani kullanıcının kart bilgileri de silinecek. Ve aynı şekilde yukarıda oluşturmuş olduğumuz örneğin order sent alanına true diyelim ve this.submitted özelliğine de gelip false diyelim. Kullanıcı başka bir siparişi vermek için gerekli değişkenler hazırlanmış olsun. Peki bunları kaydedelim ve HTML sayfasına tekrar bakalım. HTML sayfasında name, burası engine modulu olacak, burası yanlış. Ayrıca bir de inputların name'lerini de yazalım. Name alanı buradan name, model içerisinden gelen değeri direkt yazıyoruz. Buradan name için adres, aşağıya gelelim, name için site bilgisi, buradan name için telefon bilgisi ve name için buradan da mail bilgisi yazıyoruz. Peki daha sonradan gelip uygulamayı çalıştırmak için ilk başta npm run json diyelim. JSON server'ını çalıştıralım ve ikinci olarak da ng-serve diyelim. Buradan 3500 port altında bakın order star zaten bize hizmet ediyor. Peki uygulamamız çalıştı. Kartımızda henüz ürün yok. JSON server'a baktığımızda bakın objelerin 0 tane olduğunu görüyoruz. Tıkladığımızda bakın herhangi bir obje şu anda yok. Gelip şimdi bir server'a bir order objesi gönderelim ve bunu da sayfa üzerinde görüntüleyelim. Örneğin birkaç ürünü ekleyelim. Örneğin 2 tane ürün eklemiş olalım. Alışverişi tamamla diyelim. Buradan bir isim girelim. İsim girdikçe sol taraftaki valid oluyor. Eğer konumlanıp başka bir kontrole geçerse kırmızı oluyor. Ve burada tabi alışveriş tamamla tıkladığımızda da burada hataları görürüz. Örneğin bir adres girelim. Gider. Kocaeli girelim. Telefon numarası girelim. Ve mail adresi girelim. Ve bunları girdikten sonra sipariş tamamlaya tıklayalım. Bakın şu anda sipariş tamamlandı ve mesajımız geldi. Ve ordursa gelip sayfayı yenilediğimiz anda bakın buradan objemiz buraya getirildi. Bakın tek bir kayıt, bir kart objesi, kartın içerisinde bir items alanı ve items alanı altında birinci ürünümüz, burada ikinci ürünümüz ve her ürününde quantity bilgileri birer adet alınmış. Ve kaç tane toplamda ürün var? 2 tane. Toplamda 3000 liralık bir ödeme. Ve burada gönderildi mi? Hayır. Name'i Sadık Duran, adresi İzmit, site alanı, telefon alanı, mail alanı ve burada da order ID'miz karşımıza geldi.